Aleykümselam sevgili kardeşim. Ses kaydını dinledim. İsim vermeden e, genel bir rahatsızlık olduğu için cevabını genelleyeceğim. Seninle alakası yok. E, diyor ki insan benim çok günahlarım var. Belimi kırıyor, belimi büküyor. Tamam Allah'a suizan etmeyeceğiz. Ee, Allah her türlü günahları affedeceğini, affedebileceğini e, söylüyor. Kul ya ibadiyellezi esrafu la Allah". min rahmetillah. ayeti var ya böyle. Mesnevi'de de geçiyor. Fakat bir türlü yine içimde kor var. Tabii ki olacak. Ama bu Allah'tan ümitsizliği itmeyecek. Evet itmiyor ama bir türlü sükun bulamıyorum diyor. Ben topluyorum soru cevapları beraber yapıyorum. Bir türlü ruhum sükun bulamıyor. Kardeşim sükun bulamaması, rahatlamamasını hem iyi hem kötü haf ve ricada tutuyor seni. Yani insan ameline... Hep iyi olsa, malum bunları duymuştum, başka bir şey anlatacağım. İnsan firavunlaşır. Hep böyle seyyesini düşünce de insan şeytanlanışır yani böyle. Allah'tan ümidini keser. Ben bir şey anlatacağım. Şimdi bu bütün günahlarımızın e, sebebi, vesilesi şeytandır. Kur'an'da beni bulabildiğim Bunun sıfatları neydi? Ee, şeytan zina yapmadı. içki içmedi. Adam öldürmedi. Ne bileyim bizim malum günahları Allah inkar etmedi. Allah'a şirk koşmadı yani. Yani inkar etmedi. Tabiatçı olmadı. Yok da yok. Benim bulabildiğim tabii acizane fakirane veya düşünebildiğim şu anda aklıma gelen şeytan Kur'an'da öne çıkan sıfatıyla kibirlendi diyor. Kibir. İkincisi haset etti diyor. Haset. Üçüncüsü o topraktan ben ateşten diyerek ben merkezli düşündü. Kapitalist zihniyet. Üstünlük Allah'ta takvada değil, hariçte aradı yani. Dördüncüsü ne olursa olsun hep bunların ötesinde Allah'tan ümidini kesti. Peki öteki tarafta kim var? Bu bizim için çok önemli. Burayı çok duydun da ama bu söyleyeceğim belki de az düşünülmüş bir yer. Öteki safta karşıtında cennette peygamber ruhu ve alleme ademe esma külliha bütün isimler öğretilmiş. Dünyaya cahil gelmemiş. Yani donatılmış. Yani nerede? Cennette. Kim? Peygamber ruhu. Yani günah yapabilmiş. Nerede? Cennette. Yani emre muhalefet etti. Ee, ve kim? Ve ademe esma Sen dedin ki ben bu kadar bildiğim halde nasıl düştüm? Sana teselli için söylemiyorum ama insandır düşer. Adem Aleyhisselam düştüğü gibi. Musa Aleyhisselam'ın e, bilmeyerek adam öldürdü bir yumrukla. Yunus Aleyhisselam sormadan gittiği gibi. Şimdi Adem Aleyhisselam bize la lazım olan o. Ya Rabbi ben kendi nefsime zulmettim dedi. Kusuru deruhte etti. Ats, fark noksan, kusuru deruhte edince Allah affetti. İyi ki böyle oldu. Niye? bilinmiyordu ondan önce Allah'ın affı, af sistemi nasıl çalışacaktı? Af sistemi çalıştı. O teki tarafta da küfür sistemi çalıştı. Affedildi. Şeytan niye affedilmedi? Af dilemedi. Beni sen azdırdın dedi Kur'an'da. Arkadaşlar bu bu sıfatlar çok korkunç sıfatlar. Ee, bakın şeytanın sıfatlar. Zina yapmadı bakın. Ee, zina yapmadı. Ee, i̇çki içmedi ve sair. Allah inkar etmedi ama tar dedi. Öteki tarafta emre muhalefet etti Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam yeme dedi. Yedi. Ne oldu? Ne yediyse ben tam bildiğim yok. Tahminimi de diyemem ama neticesi itibariyle insana bir şeyler hatıra getiriyor. Yiyince ne oldu? Haya yerleri açılmış. Haya yerleri açılmış. Onun için töbe ve istiğfar sistemi aktif olmuş acaba tövbe ve istiğfarımız kabul oluyor mu? İki tane şu anda bir şatırıma şey geldi de. Bir tanesi Hazreti Ali radıyallahu anh naklediyor. Bir de Hazreti Osman'dan mı? İkisinden birisi ve ikisi de radıyallahu anhum Allah kabul etmeyeceği duayı mümin kulunun diline vermez. Böyle. Udûne este lekum diyor zaten. Dua edin cevap vereyim. E, ayette zaten şey sabit. Diyor ki bir daha dönülmeyen günahı Cenab-ı Hak üzerine alıyor. Tobînâ suh deniliyor bu. Bunun üzerine yapılmamış gibidir diyor. Belki de o tazarruya sebep veriyor böyle. Üzülmeye senin gibi, üzülmeye vesile olduğu gibi, hepimizin üzülmesine vesile olduğu gibi. Üzülme de o şeydir, haşir meydanındaki ceza gibidir, vicdan yanması. Bir de ne hatırıma geldi? Geçmiş ümmetlerde İmam-ı Hazretleri söylüyor. Geçmiş ümmetlerde ibadetlerini suretiyle hakikatiyle Allah kabul edermiş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti çok müjde gibi geliyor bana bu şimdi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti çok ahir zaman fitnesi. Bütün kavimlerin pislikleri var, hastalıkları var. Yani tamircisi yok. Var, peygamber değil, mücedid. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine namaz gibi bir ibadetin dahi suretini kabul ediyor. Hakikati bile olmasa. Hakikati derken hakikaten gafil bir gane. Yani böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. O namazdaydık olsa bile Allah kabul ediyor. İnşallah. Çünkü ahir zaman fitnesinde olduğumuz için suretini de kabul ediyor. Ne alakası var şimdi bizim mevzuyla? namaz gibi bir hakikatin suretini kabul ediyorsa, tövbe ve istiğfarın içerisi olmasa bile suretini de kabul ediyordur inşallah. Bu kıyas yaptım. Edile, Edile i Şeride kitap, sünnet, icma kıyas var ya, en yüksekten alıyorsun. Mesela dua hakkında dese namaza daha denmez. Mesela... Ee, Namazı şey yapınca namaza ait bir hüküm kaza ediliyorsa oruç da ediliyor böyle kıyas edilmiş. Dolayısıyla namaz üstündür aşağı tabii her şeyin cemidir namazın suretini kabul ediyorsa ondan daha düşük olan tövbenin istifarında sureti de kabul ediliyor edilir Allahu alem aynı kanun gibi geliyor bana. Başka bir şey. Başka bir şey. Kastamonu'da diyor ki bir atıfı buldun, bin atıfı buldun diyor. Bazen Cenab-ı Hak he, günahları en az bir yasar, Sevapları en az on yasar, En az. Kadir gecelerinde otuz binleri buluyor. Bir harf. Bir sevabı Kur'an otuz bin. Orada diyor ki kastamında mesela günahlar çok ama günahların sayısı tek 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 yazdığı için Cenab-ı Hak, bazen böyle bir şartlarda bir hasene yaparsın bir sevap, bin tane kusuru affettir. Onlardan bir tanesi diyor ki ustad, eğer kusuru var diyor böyle abiler arasındaki ki bazı sıkıntılardan diyor ki fakat onun diyor. Onu affedin diyor. şey yapmayın diyor. Risale-i Nur'la merbutiyeti yani Risale-i Nur'a bağlılığı sevmesi onu bin tane şahsı kusurunu affettirir diyor. Yeter ki e, cemaata zarar verecek, iştirak-ı amal uhreviyeye, hizmete zarar verecek günahın olmasın. Günahın şahsında kalsın. Şahsına ait bir Senin şahsında kalsın. Sonra iştirak amal uhreviyemiz var. Yani bütün cemaatin sevabına ortaksın. Onu anladın değil mi? Bazen bir hasen yaparsın. Ona örnek veriyor. Onu atlamayayım. Usta diyor ki mesela diyor bir dakika nöbet tutar askerde. Şehit olur. Bir dakika. Bir anda bir cephede bir kahramanlık yapar. Dakika bir hemen şehit olur. sahabe gibi mesela. Allah Resulü geliyor. Ima, öldürmek için geliyor. Yanaka da geliyor. Müslüman oluyor neyse uzun. Geri dönüyor gusül bile yapmamış namaz bile fırsat olmamış. Yani kafirdi Müslüman oldu. Geldiği tarafa savaştı ve şehit oldu. Ona kimse yetişemiyor şimdi. İşte bazen bir hasene bin seyi affettirir Başka bir madde bunlar bizi ayakta tutan şeyler. İştirak-ı amal var. Cemaatin tes, namazı e, tadil erkenle kılıp yani namazı kılmak binde tesbihat şart denmiş. Tesbihat. Ee, ama dosta denmemiş. Bunu ben şey yapıyorum. Dosta. Bunu 26. sözde geçiyor. Namazı tadil erken kılsan, arkasındaki tesbihatı yapsan, işte alın. Mektubatta 26. mektubun 4. mepasın 1. meselesinde galiba, yok 2. meselesinde. Talebe kardeş dost, kardeş, talebe şeyi söylerken dostu beş vakit namaz kılıp taraftar olsa diyor. Talebe ise şey tespihat deniliyor. Yani Risale-i Nur'a taraftar olsa, namazı kılsa, yedi kebair işlemese, iştirak amal-i uhreviyeden dost seviyesine istifade ediyor. Ee, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaati var. Allah'ın nihayetsiz merhameti var. Onun için veya sayamayacağımız sebepler şey yapma seni boğmasına, yiysin boğmasına fırsat verme. Verme. Çok şükür bak Risale-i Nur bize ne yapmış bak bir yer. O okuyayım. Tam oradayım. Bu beni çok etkiledi ya. Mubdedi ve pek acemi bir çocuğun yeni başlamış. Ustadından aldığı dersi tekrarı misillü. Ustadından ders almış çocuk. Yani ona takdim ediyor aldığı dersi. Bakayım yapabilmiş mi? Biz ona benziyor diyor. Benim durumum diyor. Tamam mı? abim. mürekkep içerisinde püyan olan şu aciz talebeniz yani içerisinde puyan, kaybolan. Yani bilmez, bu cehil. Cehli mürekkep bilmez, bilmediğini bilmez. Onun bu durumdayken ben, Risale-i Nur'un feyzi namütenahisinden süzülen, yani Risale-i Nur ille sevap kazandırmıyor. Ruha ruh, hayata hayat, akıla akıl veriyor. Diyor ki, Risale-i Nur'un feyzi namü tenahisinden yani nihayetsiz Risale-i Nur feyze mazar. Oradan süzülen Risale-i Nur okuyan herkeste, Risale-i Nur okuyan herkesin ruhuna, kalbine, aklına ve idrakına ve şuuruna e, o iksir akıyor. Akınca ne oluyor şuurunu? Hissiyat-ı sefilenin istilasından yani hissiyat-i sefi, sefiye nedir o? Yani istekler, arzular, yeisler, ümitsizlikler, kibirlikler, hasetler onların insanı işgal etmesinden Risale-i Nur'dan akan iksiri hayat, hayat iksiri, hayat hayat veriyor, ölümsüz yapıyor. Bu kabiri te, tezkeresine çeviriyor. Risale-i Nur'dan akan o hayat, hayat iksiri Risale-i okuyanın ruhuna ruh, kalbine kalp, aklına akıl, idrakine idrak, şuuruna şuur. Dolayısıyla sefi hissiyatın istilasından, yeisten, hasetten, kibirden, işte şeytanın biraz önce saymıştık başta konuşmada. O tür şeylerin insan hele bu korona vesilesiyle ölüm korkusu yani dünya kırılırken koronadan değil ha. Korku, korku, Kor koronanın kurbanı gitsin. Korona bir şey değil. Koronadan önce herkese isabet eden derecesine göre korku var. E, korku e, herkese isabet etmiş, etmiş derecesine göre ama korona herkes de değil. Yani mesela senede e, gir istatistiğe bak e, trafik kazasıyla dünyada bir buçuk milyar insan ölüyor. Şey bir buçuk milyon. Mesela Hindistan'da e, bir senede hava kirliliğinden istatistiği gördüm. 1.7 7 milyon insan ölüyor. 2 milyona yakın insan ölüyor. Koronadan abi sen ne olacak? E, bu kadar insan öldü. <laughs> e, size kimdi ya? Kimdi kimdi ya? E, ha ha Mrs. İbrahim var yanımda efsan efsane İbrahim diyoruz vakıf. Akrabası şey ararken, altın ararken çocuk 14 yaşında. Çocuk hani o demek karabalıkmış. 14 14 yaşında. Yok tabi 14 metreymiş. Aşağıya inmişler altın hazineye. 20 22 küsur yaşındaymış. Ya yani 26 yaşında. 14 metre bunlara çöküyor ve ölüyor. Nerede öldü bu? Altın ararken 14 metre kuyu kazmışlar. Orada. Toprak üzerlerine geliyor. Savcı diyormuş ki ölmüş ha ölmüş. Dur. Bunu hastaneye götür. Niye? Ölmüş işte bu. Yok. Korona testi yapacağız. E niye yapacaksın? Yani korona olsa te tedavi mi edeceksin? Ölmüş o çocuk. E niye? Niye öyle? Sayı çoğalacaksın işte korona. Ne bileyim. Yani niye yapıyor? Yani başka insana ne geliyor yani? Müspet bir düşünce gelmiyor yani. Neyse yani mukayese edesin diye söylüyorum. Korona öldürmüyor. Allah öldürüyor. Yuhi ve ümit Allah'tır. Ama gafil gafil insana böyle yapıyor. işte. Cenab-ı Hak intibah edecek. Öyle e, haşa, abami bir laf kullanacağım. Anadolu'da derler ya Allah'ın sopası yok işte böyle korku sopası ile yuhi ve yümit dirilten öldüren Allah'tır. Bir buçuk milyon insan dün senede insan trafik kazasında ölüyor. E, arabaya binmeme katılımıza gelmiyor. Korku herkesi isabet ediyor korkudan. Niye söyledim? Risale-i Nur'un nihayetsiz feyzinden okuyun okuyana hayat iksiri akınca insanın ruhuna, kalbine, aklına, idrakine, şuuruna böyle vehmine esir olacak, vesvesesine esir olacak, korkulara esir olacak hislerin istilasından insanı vikaya ediyor derecesine göre. En mübarek bir mürşidi azam gibi Risale-i Nur. Ben mesela bak oturuyorum dershanede dördüncü kattayım. Sabahtan beri çalışıyorum. Akıl bitmek üzere ki çalışıyorum. Buraya geldim ya akıl var. Bir mürşidi azam. He vallahi böyle. Nasıl bulacaktım ki böyle mürşid? Yani öyle cahilane de girmiş değilim ha külliyatı. Risale-i Nur'a. Külliyatı ben daha bunun ee, evet neler okumuştuk ortaokuldayken. Yani Risale-i Nur en mübarek bir mürşidi azam gibi Bak 50 küsür yaşındayım. Eee 1978 70, geç on 80'de 80 2002 ne yapar? 40 sene mi olacak? 80 20 yani 2020 30 küsür senede. Yani Risale'nin okuyorum. Ee, Moltaka'da der ki yalana Allah şahit edilirse kafir olur. Bilerek söylüyorum. Allah şahit olsun ki her geçen gün hayretim artıyor külliyada. Muhabbetim artıyor inanın bana bak bu saat. Saat 11 olmuş. İlle bunu da okuyacağım. Nurun ilk kapası, Ondan sonra bunu da okuyup bitireceğim. Ondan sonra yatacağım. Yani bırakmıyor, bırakamıyorum. Ne kaç sene, kırk sene okuyorsun? Yok. Yok. Yalan mı söylüyor? Bir kitap yazsın birisi de hayat vakfedilsin. Ha? hayatın senin arzuların yok mu? Adam arzuları için dinini ahiretini terk ediyor. Biz Risale-i Nur nasıl bir eser nasıl ni, ne, ne özelliği var ki? Eşimizi unutturduğu, Eşim yok, işim yok, aşım yok. Dünyelik yani. Yatım katım atım yok. Böyle bir şey de hayalimize de gelmemiş. Niye söylüyorsun bunu? Nasıl bir iksir hayat vermiş bize? Nasıl böyle Risale-i Nur? İşte şuurumuza, kalbimize, aklımıza, idrakimize öyle bir feyiz akmış ki sefi hissiyatların istilasından vikaya etmiş. Daha en mübarek bir muşedi azam gibi himmeti namutenahisi ile mesela yani nihayetsiz zimmetleri var. Ne var onlardan? Sekerat anında diyor Risale'de bir muşit gibi imdadına geliyordu imanın kurtulmasında. Sekerat anında, ölüm anında. Vallahi böyle yani şahsi manevi, Risale'nin şahsi manevisi diye Gelirsen girersen yazma Filistin'e Risale'nin şahsi manevisi. Risale şahsi manevisi her böyle onunla alakadar olan talebesine, derecesine göre Sekerat da himmet ediyor. diyor kardeş, ediyor. Bir muşidi azam gibi hümmeti Ya yani en mühim bir kuvve, kuvve-i dafiye olarak yani Aklımızı vehim, kalbimizi vesvese işgal etmesinden kurtarıyor çok şükür ya. Ne yapıyor? Kuvve-i dafya gibi. Yani e, dünya dünya Güneş etrafında dönerek e, mer merkez kaç kuvvetiyle dışarı atılmak ister ama Güneş'in cazibesi yoğunluğu güneşi şey dünyayı merkeze çekmek ister. Dolayısıyla dışarıya atılmak, içeriye çekilmek arasında dengede tutuluyor. İşte Risale-i Nur'un en mühim bir kuvve-i dafiye olarak e, vücudu mümkünden yani def etme nedir o? Bu tür olumsuzlukları kuvve-i dafiye gibi nefsi emmare, nefsi emmare atıyor. Senin dışına atıyor derecene göre. Başka ne atıyor? Hevanı atıyor. Hevan nedir biliyor musunuz? Heva. Külliyatta benim bulabildim Nefsin aklıdır. His ve heves nefsin kalbidir. Nefsi emmari sahasının dışına atıyor. Ben de bu koronanın içindeyim. Bir insafla bakın böyle. Korona hiç çıktığı zamandan beri sizin deynur talebelerinin ehli imanın imanını vikaye ve korkudan çökmemesi için ilk günden beri ya görüntü ya sesli dersler yapıyorum. Herkesin sustuğu dönemdir. Ulan şaşırmışlar bu neyin nesi? Bakın hala ciddi bir dersler yok. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ben Risale-i Nur'dan almıyor, çalıyor, alıyorum. Nedir o? Nefsin nefis nefse mariye vücutsa aklı hevadır. Kalbi kalptır, şeydir. His ve hevestir. İşte Risale-i Nur'un tahkiki dersleriyle böyle baktığın zaman nefse heva ve şerlerini def, ve tar ederek aşılmaz, yıkılmaz bir seddi Kur'ani ve bir seddi imani tesis ediyor talebesine. Aşamazlar hiç kimse Allah'ın izniyle. Şeytan kimmiş ki? Yani bir yemek diyor diye girdikten sonra diyor asaplara damarlara her tarafa nasıl sirayet ediyorsa iman diyor akılda değil. O iman akılda itikat kalpte iman oluyor. Ee, şahsiyet oluyor ruhta. Oralara diyor yani şeytan girecek diman alması için. Oralara değil şeytanın eli diyor hayali bile ulaşmaz. <laughs> i̇şte Risale-i Nur nefse malinin heva şerlerini def ederek tard ederek aşılmaz yıkılmaz. Hani şeytana nefse maliye evhama korkuya karşı aşılmaz ve yıkılmaz bir seddi Kur'an'i Kur'an bir seti yapıyor ve bir seddi imani tesis ediyor. İma, risale Nur. Çok şükür ya Rabbi ya. E, e, olunca ne oluyor? Vehmin esirinden kurtuluyorsun. Hutbe-i Şamiye'de geçiyor. Muhakematta geçiyor. Yani evham e, şeyi diyor aklı e, vehim aklı esir alabiliyor diyor. Alabilir, alabiliyor. Yani bu asın mesela korku vehimdir. Korku vehimdir korku Esir almış çok insanları. <laughs> Mesela o kadar acayip ki ee, normal bir vücudu örnek vereyim. Öyle bir ateşi olsa veya bir grip olsa ya grip tabi zaten yok. Şimdi hastanede böyle teşhis konulamaz. Griptir bilmem ne enfeksiyondur demez. Her şeye korona. E peki hafif bir ateş olsa risalında haberi yoksa risalında haberi yoksa imanı zayıfse Zaten imanı yoksa zaten konuşmuyoruz. İmanı zayıfse, hele hele İsa'nın haberi yoksa vehim yapmaması mümkün değil. Vehim yapınca ne oluyor? Ne gözükür vücutta hafif bir alameti varsa, kokuda, burunda, ateşte baş ağrısı gibi ne, neler diyorlarsa, e, ne yapar o? E, vehim yaparsa ateşi yükselir. Ve sesi yaparsa e, şeyi, e, nefes e, şey, nef ateşi Nefesi vehim, vehim yaparsa nefesi kesilir, vesvese yaparsa ateşi yükselir. Tamam. Vehim yaparsa nefes, nefesi kesilir. Hani Aa, korkudan diyor nefesi kesildi derler ya. Öyle. Yani Risale-i Nur dairesin dairesinin dışına atıyor çok şükür. Ala kadar olma nispetinde. Tamam. Çünkü niye? Kastamonu 14'te miydi? Bir alayım onu. Aldım kitabı. 14'te mi? Hatırladım. Bak diyor ki 14 evet. Diyor ki böyle dertlerde her derdin en kutsi dermanı her dert. Bak ne diyor? Her derdin en kutsi dermanı nedir? Olan iman. Başka nerede diyor? Hastalar Risalesi var 25. Lema. 25. Lema'nın son devası. 25. devada iman her şeye dermandır diyor. Burada diyor ki bak her derdin en kutsi dermanı olan imanı. Risale-i Nur bunu aktif ediyor, çoğaltıyor. Peki başka ne yapıyor? İyi dinleyin burayı. İmanı bil kaderden hani altı tane Allah'a iman ettik ya şey iman esası vardı ya. Amen tu billahi ve melai. En son neydi? İman ve bil kaderihi iza var. Hayri ve şerri. Yani altı tane iman esası sıf ahirette mi şey yarıyor? Saadet idareyen denmiş. Hem dünya hem ahiretin saadetine vesiledir iman esasları. Peki kaderin bu dünyada karı ne? Diyor ki bu hadi böyle hadiselerde imani bil kaderden kazaya riza ilacını imdadıma gönderdi. Görüyor musun? Bir daha düz okuyayım her derdin en kutsi dermanı olan imanı ve imani bil kaderde kaderden kazaya riza ilacını imdadıma gönderdi. Tam sabır içinde şükrettirdi. Görüyor musun? Kurban olalım. Ha. Demek ki imani bil kaderin e, içinde ne var? Kazaya riza. Allah'ın kainattaki tanrı tarafına... Müslüman ehli tevekkül teslim kazaya riza ilacını kullanır. İyiyse böyle e, dolayısıyla geçmişte günahlarda da kader var. Geçmiş kaderdir. Gelecek tekliftir. Sevgili kardeşim. Burada bırakıyorum. Bu Nur'un ilk kapısını gördün mü? 165 ne acayip. Çok şükür ya Rabbi. Eee onu da buldum muhakematta. <laughs> 128'de anlatıyor böyle. Ee, mesela yuf onların akıllarına ki uzun olmasın diye, yuf onların akıllarına ki şöyle bir vehmi batılın hükmüne esir oldular. Yani batıl böyle şeyleri mestetsiz, havada uçuşan, bir delil, burhana dayanmayan şey vehmi batıl. Ona akıllarını esir ettiler. Böyle ama Risale-i Nur çok şükür kurtarıyor. Sevgili kardeşim, Rabbim emanet olun. İstifademi size sunuyorum. Çünkü Rabbim öyle demişim. Ya Rabb bana ve kullarına vereceğim. Siz de inşallah Allah razı olsun derseniz memnun olurum inşallah. Kim bize nasıl dua ediyorsa Rabbim onları da iki cihanda aziz eylesin. Akıllarını, kaplerini, ruhlarını, vehmi batılın işgalinden muhafaza eylesin. Usul ve furularını, hizmet imani, Kur'an'ı da daim eylesin. sekerat anında, ölüm anında Ya Rabbi ruhumuzu evliyaların, alimlerin ruhunu kabzeden melaike değil, talebi ulumu, uluma müekkel, melekül me, meleku melekü mefti yani talebe ilim talebesinin ruhunu alan meleği bize nasip eyle ya rabbel alemin çünkü biz nur tale, talebeyiz yani Kur'an talebesiyiz. İddialarımız bu tabi haşa yoktur. Çok şükür. Geceniz mübarek olsun. Rabbim emanet olun. Çok seviyorum size. Çok değer veriyorum. Çünkü sizden dolayı bana Allah bunları verdiğini inanıyorum. Dua ettiğinizden hiç şüphem yok. Selamun Aleyküm.